uzun bir zaman önce servo motor olarak bilinen motorun incelenmesi diye bir video çekmiştim. Orada bir servo motorun içine sökmüştüm, dağıtmıştım. Nasıl sonsuz konum elde ediyoruz? Bunun mantığını anlattığım videonun son kısmında bir yer de vardı. İşte orada bobinlere gerilim seviyelerini farklı vererek aslında istediğimiz konuma rotoru getirebileceğimizden bahsetmiştim. Orada bir şey daha demiştim. Her ne kadar bu motor piyasada servo motor olarak bilinse de aslında bunun adı brushless DC, fırçasız DC motordur. O aileden bir motordur ama işte biz endüstriyel tip brushless DC'lere servo motor ismini kullanmayı uygun görmüşüz. Yani öyle bir piyasada isimlendirme var. Aslında önümde iki tane hard disk motoru görüyorsunuz. Bu motorlar da brushless DC motorlar. Brushless DC motorun yapısı nasıl? Anahtarlama kolay olsun diye bobin kısmı, kutupların oluştuğu bobin kısmı genellikle sabit ortada duruyor. Bu işte borda ya da motorun gövdesine takılı. Ve aslında rotor dediğimiz bunun dış kısmı ve burada mıknatıslar var. NS kutupları oluşturacak şekilde mıknatıslar bulunmakta. Aslında burada dönen dış kısım rotor. Biz normalde motorların rotorun içte olması ve dönmesine alışırız. Bildiğimiz şeyler motorlar o şekilde. O motor videoda sökmüş olduğum fırçasız DC yani servo motor da öyleydi. Ama bu hard disk motorlarında işte disket sürücü, CD-ROM sürücü buna benzer fan motorlarında anahtarlamayı kolay yapabilmek için kutuplar bu şekilde ve rotor dış kısmında, içeride değil dış kısmında kutuplar buraya dizilmiş ve dönen kısım rotor yine burası. Bobinler bu şekilde de olabilir. Daha büyük fırçasız DC'lerde bobinler dikkat edecek olursanız bu şekilde ve bunun üstünde disk şeklinde bir rotor var. Yine o rotor dönüyor. Burada iki tane hal elemanı var. Bu rotorun hangi mıknatısının yani NS kutbunun hangi konuma geldiğini bildiriyor sürücü işlemcisine, entegresine ve bir sonraki bobin sıralı olarak adımlanarak, enerjilendirerek motorun dönmesi sağlanıyor. Şimdi burada şu dört uçlu bir fırçasız doğru akım motoru. Burada bazı ölçümler yaptım. Açık söylemek gerekirse iç yapısını, bobin dizilişini bilmiyorum. Bilmediğim için anlamlandıramadığım bir nokta daha var. Örneğin burada ölçümler yapmışım. Kahverengiyi orta kuş olarak belirlemişim. Mesela burada siyah mor, siyah sarı, mor sarı 3.4 ohm geliyor. Yani şu bobinler kendi aralarında 3.4 ohm gelirken kahverengi ile siyah 2.6, kahve mor 2.2, kahve sarı 2.5. Normalde orta kuşlu bobinlerde işte seri olduğunu düşünürsek 3.4. Bunun yarısının 1.7 ohm olmasını beklerim ama 2.6, 2.2, 2.5 ohm gibi amometrede direnç gösterdi. Kahverenginin orta kuş olduğunu düşünüyorum. Şimdi sırasıyla kahverengiyi orta kuş olarak düşünürsek, örneğin ona uçlardan birini bağlayayım. Sırasıyla adımlayalım. Siyah, mor, sarı. Siyah, mor, sarı. Siyah, mor, sarı. Bakın sırasıyla adım atıyor. Siyah. Adımı kaçırdı. Rotor hafif. Adımı kaçırdığı için geri döndü. Ve bir önceki sıralama başlangıcına döndü. Kaçırttırmadan rotor konumunu yapmaya çalışayım. Siyah, mor, sarı, geri kaçırıyor. Siyah, mor, sarı, siyah, kaçırma, mor, sarı, ters döndü. Siyah, mor, sarı. Kaçırttırmadan rotoru yapmaya çalışayım tekrar. Siyah, mor, sarı kaçırıyor. Siyah, mor, sarı. Evet, öğrendim. Rotor konumuna oturduktan sonra bobini çekmem lazım. Siyah oturdu, mor oturdu, sarı. Rotor konumuna otururken salınım yapıyor. O ara çekecek olursam geri kaçıyor rotor.
kaçtığı için bir önceki adımdan başlıyor. Ters de dönebiliyor bir önceki adımın sıralamasına göre. Siyah, mor, sarı. Gördüğünüz gibi burada içerisindeki 3 bobine sıralı pasler vererek rotoru hareket ettiriyorum, döndürüyorum. Tabii motorların burada benim elle yaptığım gibi değil, çok hızlı devirlerde dönüyorlar. Yani binlerce RPM devirlerde dönen motorlar bunlar ve bunlar özel MOSFET entegreleriyle, sistemleriyle hard disk içerisinde sürülüyorlar. Burada sadece anahtarlama mantığını anlatmaya çalışıyorum sizlere. Burada da yine 3 uçlu bir hard disk motorum var. Bu hard disk motorunda işte yeşil gri, yeşil mavi, gri mavi 3.6 ohm geliyor. Bunda herhangi bir durum yok ama bunu sürebilmem için benim haş köprüsü oluşturmam lazım. Servo motor olarak bilinen motorun incelenmesi videosunda oradaki servo motora, ki o da aslında bir brushless DC motordu, 3 faz vermiştim ve 3 fazla aslında o motorun döndüğünü, dönebileceğini göstermiştim. Aklıma şu geldi: hard disk motoruna 3 faz versem ne olur? Şimdi videonun başlığında hard disk motoruna 3 faz verdim başlığını görüp salak hard disk motoruna 380 verilir mi diyen arkadaşlar olabilir. Biraz erken cümle kurmuş olabilirler. Az çok o kadar elektrik bilgim var. Şu anda bu gördüğünüz trafolarla ben aslında gerilimi düşürdüm. Trafoların primerleri 223 fazı verdim. Yine faz açısına dikkat ettim, yoksa fazlar arasındaki gerilim o şekilde olmaz. O da ayrı bir video konusu, onu ayrı bir videoda çekelim. Ve çıkışını yine yıldız bağladım. Şimdi buradaki motoruma vereceğim. Neydi? Kahverengi ortak uçtu. Verelim. Burada uçlar önemli değil. Evet. Verdim. Normalde bir hareketlenme bekliyordum. Titreme şeklinde de olsa, ama herhangi bir hareketlenme yok. Bakın, bir yöne doğru hareket ettirdiğimde bu yönde frenleme yapıyor ama bu yönde frenleme yapmıyor. Kendi ataletiyle bir miktar daha gidiyor. Şimdi servo motorların, oradaki brushless DC'lerin kutup yapıları, alternatif akımın artı ve eksi alternansını kutup oluşturma şeklindeydi. Buradaki hard disk motorumun, hard disk motorunun içerisindeki brushless DC'nin yapısı tam olarak ne bilmiyorum. Yani demin de dediğim gibi ortak uç dediğim diğer uçlarla 2.2, 2.6, 2.5 direnç gösteriyor. Diğer bobinler kendi aralarında 3.4. İçeride nasıl bir bobin yapısı var bilmiyorum ama anladığım kadarıyla tek yönlü akım geçirmek için, yani NS tek yön oluşturmak için, sıralı adım için bir konstrüksiyon var bu motorun içerisinde ve alternatif akım verdiğimde çalışmıyor. Diğer 3 uçlu da deneyelim. Yıldızı boş bırakacağım. Bu motorda da herhangi bir hareketlenme yok. Bunda da yine sanki tek yöne frenlenme, tek yöne de biraz daha diğerine göre rahat dönme var. Servo motorların yapısı, tekrarlıyorum, brushless DC'lerin yapısı, alternatif akımın bir kopyası, PWM kırpmayla VF oranını sabit tutmak için hem frekans hem işte periyot hem genliğini ayarlıyor ve bir aslında sinüsoidal gerilimin, şebeke gerilimin frekansını genliğini değiştirerek bir kopyasını oluşturuyor ama hard disk motorların içerisindeki brushless DC'lerin sürme tekniği tamamen işte kare dalga, on off var yok şeklinde. Ve şuradaki hard disk motorumda anladığım kadarıyla da tek yönlü kutup oluşturma var. Yani NS, SN şeklinde değil, yani bipolar şekilde değil. Burada belki 3 uçlu da bipolar olabilir. Haş köprüleriyle yapıyorlar diye zannettim ama böyle de bir durum yok. Bu videoyu niye çektim? Merak ettim. Hard disk motoruna alternatif gerilim vermek istedim. Servo motorda olduğu gibi olacak mı diye merak ettim. Ama olmadı. Merak ettiğim bu şeyi denerken de sizlerle paylaşmak istedim. Belki aklına bu soru takılan arkadaşlar olabilir. Deneyecek fırsatı olmayabilir.
Ben bunu denedim. Olmadı. Bu da bu şekilde tamamen kendi merakım için yaptığım bir videoydu. Belki işine yarayan arkadaşlar olabilir. Başka videolarda görüşmek üzere.